Yeniden merhaba arkadaşlar. Çok eski sisteme anakart UEFI BIOS çalışması yapmıştım. UEFI BIOS dosyasını yazmıştım. Ve aynı zamanda bu UEFI BIOS dosyasına Türkçe dil desteği eklemiştim. Bu çalışmamı size daha sonra paylaşacağımı belirtmiştim. Aynı zamanda ufak bir overclock çalışması, hız aşırtma çalışması da yaptım. Her şey hazır. Ekranda gördüğünüz veriler bunlar. Bu görmüş olduğunuz NVMe SSD sürücü hız değerleri. Aynı zamanda anakartın BIOS'u 2024 tarihli. %11 overclock değeri var. Sıcaklıklar çok çok iyi. 16 GB RAM'imiz olduğunu söylemiştim. DDR2. Bunlar sistem veri değerleri. Hepinizin Türkçe menülü BIOS'u merak ettiğini biliyorum. Hemen bu pencereleri kapatalım. BIOS'a gidelim. Gördüğünüz Türkçe içerikli BIOS'u size göstermeden önce bu videonun öncesindeki ilk video eski sistemlere dünyada ve Türkiye'de ilk UEFI BIOS yazma diye başlık atmıştım. Haliyle merak edenler çok olmuş. Bu güzel bir şey. Destek yorumları da bayağı fazla gelmiş. Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Ancak bazı şaklaban grupları, siz tabi bunları görmediniz. Bu şaklaban grupları küfürler, hakaretler, küçük düşürücü yazılar yazmışlar. Bunların çoğu filtreye takılmış. Siz bunları görmediğiniz için bilmiyorsunuz. En hafif tabir ile bu şaklabanlara acıyorum. Zavallı bunlar. En hafif tabirle zavallı. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bu şaklabanları sirklerde maymun terbiyecisi vardır. Bu maymun terbiyecisine bunları teslim etseniz inanın malı götürürler. Bu şekilde deneyimliler. Ha, üzülüyor muyum? Asla. Ama kaygı duyduğum şu. Bu şaklaban tayfasından sonra bunlara ait nesiller değişmeyecek. Bu böyle devam edecek. Ve bunlar bunun farkında bile olmayacaklar. Devrim arabalarını biliyorsunuz değil mi? Ben bunu defalarca yazdım. Sadece benzinin yok diye arabanın üretimi durduruldu. Şu soruyu neden sormayız? Neden çok basit ve küçük bir sebeple bu üretim durduruldu? İşte bu şaklabanlar yüzünden. Bu şaklabanlar dün vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Böyle diyeyim. Gülüyorum size. Sizler, yine söylüyorum, en hafif tabirle zavallısınız. İçinizden bir adam çıkmış. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun eskisi yenisi yok. Bardağın dolu tarafına asla bakmadınız siz. Ve hiçbir zaman da bakmayacaksınız. Ben bir şeyler üretmişim. Ve bu dünyada ve ülkemizde tek ve sizden birisiyim ben. Bunu siz asla anlayamayacaksınız. Yazık. Üzülüyorum size. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi bu yayınlayacağım videodan sonra da bunlar saldırıya geçecekler, iyi biliyorum. Ama bir sorunumuz daha var. Bunlar çocuk ya da büyük hiç fark etmez. Sonuçta bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışan, faydalı olmaya çalışan benim gibi insanlara küfür, hakaret, ne bileyim, aklınıza kötülük olarak ne geliyorsa bunları yapabiliyorlar mı? Yapıyorlar. Yaptıklarında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Maalesef içimizde cahiller de var. Bu cahiller bunlara inanarak doğru olduğunu zannediyor. Ve bu şekilde bir grup meydana geliyor. Yani şaklabanlar ve bunların müritleri. Böyle bir grup oluşuyor. Şöyle bir soru soralım mı? Biliyorsunuz geçen sene büyük bir deprem yaşadık.
bu depremde enkaz altında kalmış vatandaşlarımızın telefon şarjlarını bitiren bu küçük dediğiniz, takma kafana, abi çabuk çocuk bunlar dediğiniz bireyler değil miydi? O enkaz altında kalan vatandaşlarımızın telefonlarının şarjlarını bitirdiler bunlar. Ve konum bilgisi olmadığı için ulaşılamadı. Şimdi şu soruyu soralım. Hani bunlar çocuktu? Bakın, bizim de hatalarımız var. Bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Ağaç yaşken eğilir diye bir atasözümüz var. Bunlar yaşken, yani gençken zaten yamuk var. Gençken bu yamukluğu düzeltmek gerekir. Yani büyüdüğünde, meyve vermeye başladığında yamuk meyve vermesin. İşte biz bunu idrak edemedik. Ve edeceğimize de inanmıyorum. Yani burada hepimize bir görev düşüyor aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse, konumuza dönelim. Ufak bir açıklama yapayım istedim. Siz devam edin ey şaklabanlar. Ben de sizinle beraber devam etmekteyim. Ana ekranda gördünüz. İlk video çalışmamda alt satırı Türkçe yapmayı unutmuşum. Hemen düzelttim. Orada yazılanları hem İngilizce hem Türkçe olarak, üstte Türkçe, altta İngilizce olarak ekledim. Şimdi BIOS ana menüsüne geldik. Gördüğünüz gibi altta da tüm içerik Türkçe. Mouse ile istediğimiz menüye gidebiliyoruz. Mesela geri tuşuna basarsam, mesela buradan bastım, geri tuşuna basarsam bir sonraki menüye geliyor. Bu şekilde. Şimdi sırasıyla inceleyelim. Ben neler yapmışım? Sistem durumu, overclock seçenekleri, yongun seti ayarları, ön yükleme ayarları, parola ayarı, oyun ve ilaveler, kaydet ve çık. Ana başlıklarımız bunlar BIOS'ta. Gördüğünüz gibi tüm yazılar Türkçedir. Yani %100 Türkçedir bu BIOS. Yani yarı bırakılmış bir yazılım değildir. Tamamı Türkçedir. 16 GB RAM belleğimiz burada görülüyor. BIOS tarihimiz 12.31.2024. Şimdi asıl size bahsettiğim overclock seçeneğine gelelim. Ben herhangi bir voltaj ayarı vermedim. Sadece FSB frekans ayarını 40 yaptım. Ve bu sebeple 3.54 GHz. Burasını daha tamamlamadım ama vakit bulamadım daha doğrusu. Çalışma yapacağım. Yani MS-DOS üzerinden eski oyunları oynayabilmek için. Bu yapılan çalışma da
dünyada ve ülkemizde tek. Neredeyse söylemeyi unutuyordum. Bir de İngilizce menüye bakalım. Tabii bizi ilgilendiren Türkçe olduğu için bu bizim için daha önemli. Türkçe menülü BIOS hakkında tüm detayları gördünüz. Şimdi masa üstüne gidelim. Bir de oyun testi yapalım. Bakalım bize ne cevap verecek. Oyun test işlemini başarıyla geçtik. Evet arkadaşlar, yapmış olduğum projeyi başarıyla tamamladığımı size gösterdim. Siz de kendinizce fikirler üretebilirsiniz. Değişik, buna benzer projeler üretebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım da bu video faydalı ve sağlıklı olmuştur. Ne demek istediğimi anlamak isteyenler için. Tekrar edecek olursak, bu gördüğünüz eski sistem UEFI BIOS destekli değildi. P35 chipset 2007-2010 tarihlerinde üretilmiş bir anakart. Ben buna UEFI destekli BIOS dosyası hazırladım. Anakartın üzerindeki BIOS çipi 1 MB'lıktı. Hazırladığım dosya boyutu 2048 KB yani 2 MB olduğu için 1 MB'lık çipe sığmayacaktı. Kapasite sorunu olacaktı. Hazırladığım UEFI BIOS dosyasını 1 MB'lık çipi söküp 2 MB'lık çipe EEPROM cihazı ile yazdım. Daha sonra BIOS'u Türkçe yapayım istedim. Çünkü bu kadar çabanın ardından Türkçe dil desteği olmasaydı olmazdı. Bunu da Allah'ın izniyle başardım ve size sundum. Bir konuya da dikkat çekmek isterim. İnanıyorum benim gibi ya da benden daha iyi bu işlerle uğraşan kardeşlerim, abilerim, arkadaşlarım var ama kendince sesi çıkmayan, kıyıda köşede kendiyle yarışan insanlardır bunlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Beni de izlediklerini biliyorum. Benim ne yapmak istediğimi, ne mesaj vermek istediğimi onlar çok iyi biliyorlar. Umarım bir gün bir araya gelir de daha iyi projeler, insanlığa faydalı, daha gelişmiş projelere imzamızı atarız. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer kanalıma destek verirseniz ben bu ve buna benzer değişik, enteresan projeleri yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.